Günün üçüncü maçı başlamak üzere. Johnny, Dark Passage ve Atlas geçen sezonun belki de hani o Beşiktaş, Dark Passage ve HV arasında geçen mücadeleye hani alttan bir ortak olmaya çalışan hep bir Atlas vardı. Fazla açılmış durumda. Evet evet, baskına gidiyor. Yalnız şimdi terapist yakalandı. Zorsin kuleden yeseydi muhtemelen oradan çıkacak. Hala şimdi bekliyor. Şimdi sıçradı işte. Üzerine bir de Tosu fırlattı. Kulenin altına doğru Zeytnot'u. Şimdi Adaniel geliyor diğer taraftan. Zeytnot'u çok yüksek hasar. Güzel, güzel oyun. Güzel oyun. Mükemmel çok bir güzel vücut oyun. Darbesi. Şimdi bir de Zorsin'in sıçramak zorunda. Sıçramak zorunda dediğin gibi Zorsin'in oradan sıçrayıp uzaklaşıyor ama Atlas'tan muazzam bir baskını izledik. Özellikle Adaniel. Oradaki ölüm cezası daha çok Sivir'e odaklıydı. Koca Alistar önüne geçince işte hep diyoruz ya bu vuruş penceresi, vuruş alanı oo, derken. Bir dakika, çok güzel bir baskı. Anam ne yapıyor ona? Ve Zorsink düşüyor arada. Crystal yetişmeye çalışıyor o pozisyona ama Samux üzerine gitmeye devam ediyor. Ne oldu orada? Olmadı. Çocuk yere inmeden öldü. Bunun karşılığı bu arada içeriye soklamadı Crystal'ı be. Sivir skor skoru geldi. Zorsink orada canı evet, çok az olması rağmen fark etmeyecek. Yakın mesafeden tarıya tarıya yine Crystal'da kaldı. Crystal. Yakın mesafede. Dans et bebeğimin değişik versiyonu. Crystal'ın üzerine doğru gidiyorlar. Bayağı bir inandılar ona ama şimdi Zorksting geldi, ardından Crystal geldi. Bakalım Zeytnot'un hasar vermeye devam ediyor. Diğer tarafta Abaria geliyor. Nerede? Victor nerede? Victor lazım buraya Atlas tarafında. Şimdi bakıyorum karşılıklı skorlar. Gragas öldü, Thresh öldü. Yalnız Abaria'ya oradan çıkış yok gibi gözüküyor. 2'de 2 yapan bir nar var. Şimdi Zeytnot'un üzerine gitmeye devam ediyor. Dönüşemedi. Biraz fazla. Aa! 3'de 3! O kendisi seçiyor gerçi doğru sırayı. Yani şey ultisiyle beraber. Evet. Bu arada Abaria yakalandı mı acaba? Hayır. Thresh yakalandı. Thresh düştü. Arnaş ve Elvin de odaklanmaya çalışıyor. Atlas ekibi Zeytnot'un üzerine çok yüksek hasar. Zeytnot düşecek. 2'de 2 yapan bir. Orada Victor var. Elvin çok önde. 3'de 3 yaptı. Aldı Crystal dedi sana ama Crystal bakalım alabilecekler mi orada? Crystal sıçramasını kullanıyor. Abaria ile birlikte Atlas uzaklaşmayı dağıttı. Başarıyorlar ama Atlas üzerine bir de şimdi ejderha alacak. Yalnız orada Görkem Zafer'le birlikte savaş başlatmaya çalıştı. Yukarı koridor, yukarı tarafta Maokai'nin canı çok fazla azaldı. Zeytnot ultisini kullanıyor mu? Yeterli olacak mı? Terapist hala hayatta, ultisi açık halde. Abaria şimdi yakalanıyor ve son anda kanavuzunu kullansa da yeterli olmayacak. Ve Sivir'de kalıyor skor. Son seviyede verdiği 60 yetenek gücü. 60. Elysion'u yakaladılar. İşte bu belki de beklediği durumdu ama olmadı. Yeterli olmadı. Elysion hala hayatta. Şimdi arka taraftan Zeytnot gelip orada skor almaya başardı. Terapist hala ön tarafta durmaya devam ediyor. Ultisi açık. Zeytnot'u uzakta tutuyor. Bu sırada Elvin'de arkada kestiler. Şimdi Crystal duvara çarptı. Bakalım Zeytnot'un üzerine gidiyor. Verdiği hasar çekecek bir terapist geldi. O da Crystal'da koca koydu. Bir çılgınsın ya. Oradan nasıl çıkmayı başardı? Crystal'ın üzerine gidiyorlar. Crystal'ın üzerinden atladı resmen. Evet. Şimdi Baron'u alıyor. Atlas ekibi. Thresh oralarda ama. Ne yaptın ya? Ne yaptın abi? Thresh'e kıydılar. Şimdi Elvin yalnız Elysion'u bulmayı başardı orada. Abaria da geldi, ultisini kullanıyor. Yalnız Zeytnot nerede? Zeytnot bakıyorum arka tarafta iki tane tankla boğuşuyor. Bu sırada Elvin yani hayatta kalsa da düştü. Bitirmeye mi gidiyorlar? Şimdi aradan kim minyonu çekti ve maçın sonuna geliyoruz. Evet, Adaniel zaten şu an halaya başladı orada ve Dark Passage bir puan daha kaybediyor. Böylece ikinci haftanın ilk gününde